Ebu Sa'id ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Üç kişi yolculuğa çıkarlarsa aralarından birini başkan seçsinler. Bu konudaki diğer bir rivayette Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yolculukta arkadaşların en iyisi dört kişiden oluşandır. Askeri birliklerin en iyisi 400 kişilik olanlardır. Orduların en iyisi ise 4000 kişiden meydana gelendir. Mevcudu 12.000'e ulaşan ordunun mağlup olması sayı azlığından değil, başka sebeplerdendir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Üç kişi yolculuğa çıktıklarında aralarından birini yol emiri seçmelidirler. 2. İslam daima nizam ve intizamdan yanadır. Başı bozukluğu asla tasvip etmez. 3. İki kişinin seçtiği hakemin verdiği hüküm geçerlidir. 4. Namaz imamlığı ile toplum yöneticiliği arasında ehliyetli ve bilgili olmak açısından sıkı bir bağ vardır. 5. Dört kişilik bir grup halinde seyahat etmek en iyisidir. 6. Mevcudu 12.000 kişiyi bulan bir ordu şayet mağlup olmuşsa bunun sebebini sayı azlığında değil, başka bazı hatalarda aramalıdır. 7. Yolculuğun herhangi bir safhasında tek kalmamaya, en azından iki kişi olarak seyahat etmeye çalışılmalıdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu düsturları güzelce anlayıp, güzelce onlarla amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.